Bloomberg.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD istihdam piyasasının tam iyileşmeden uzakta olduğunu belirtirken hem siyasilere hem de özel sektör temsilcilerine işçilerin desteklenmesi çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde beklentilerin altında kalan enflasyon, ülke ekonomisindeki toparlanmaya yönelik beklentileri desteklemezken borsada yaşanan ralliye ara verildi. Powell'ın açıklamaları da piyasalarda ufak hareketlere yol açtı. Dün yatay şekilde kapanan S&P 500 endeksi bu sabah vadeli işlemlerde hafif artıda. Çin, Güney Kore ve Japonya'da ise piyasalar işleme kapalı. Türk lirası bu sabah dolara karşı yatay seyrediyor. Dolar TL 7.05, Euro TL 8.56 seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatları Powell'ın ardından düşüşe geçti. Gram altın hafta başında yükseldikten sonra dalgalı bir seyir izlerken gümüş ise bugün yaşadığı düşüşle beraber bu hafta negatif tarafa geçti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto paralar ve sanal varlıkların kötüye kullanımının büyüyen bir sorun olduğunu belirterek sorumlu inovasyona ihtiyaç olduğunu ifade etti. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koca, mutasyonların varlığının kısıtlamalarla ilgili takvimi etkilediğini belirterek, şu ana kadar Türkiye'de 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildiğini anlattı. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 14.30'da yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini, yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi ve Merkez Bankası'nın brüt rezerv verilerini yayımlayacak.